Kayırla hasat etmeye çalışıyorum. Yani tarih yazdıysa kayırla patlıcan toplamak biz yaptık yani. Yok deseler inanmayın. Mersin'de yaşanan sel felaketi sonrası seraları su altında kalan çiftçiler hasat yapabilmek için tarla ve bahçelerin arasına sandallarla girdi. Şu anda biz ürünlerimizi kayıkla topluyoruz. 1 metre suyun içine giriyoruz. Belimize kadar kayıkla çıkarmaya çalışıyoruz. O da çok zor oluyor. Yani ölümle savaşıyoruz. Yeri geliyor 4 metre kanal derinliğine giriyoruz. Orada belki de ölebiliriz. Sel felaketi Mersin genelinde 55 bin dekarlık tarım alanına zarar verirken sandallarla parça parça taşınan ürünler üreticinin çaresizliğini gözler önüne serdi. Çocuklarımızı okulunda harçlık edebilmesi için üstünden alabildiğimizi almaya çalışıyoruz. Çok zor şartlarda mahsulleri yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz bu mahsulleri Türkiye'ye sunmak için resmen ölümle savaşıyoruz. Türkiye'de üretilen biberin %70'ini karşılayan bölgede sele bağlı mağduriyetin vatandaşın sofrasına da zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde halk bu bölgeyi sel aldığı için 1 liraya yiyecek olduğu zebzeyi 2 lira veya 3 liraya yiyeceğine eminim. Yani vatandaşa da yansıyacak buranın selden dolayı. Rusya krizinden sonra şimdi de sel mağduru olan çiftçiler üretime devam edebilmek için suyun boşaltılmasını ve borç affı uygulamasını talep ediyor.